Melike'nin kat kat poğaçası. Hı. Say bakalım. Bir su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta akı, bir adet kuru maya, iki tatlı kaşığı şeker, tuz, aldığı kadar un, içi için 150 gram peynir, maydanoz. Ben sana o tırnaklarını kes gelmeden demedim mi? Anneciğim. Melike'ciğim sen poğaça hiç yapmadın. Hiç yapmadım. Ben sadece bir börek yaptım. Börek şeyim oldu. Zaten onu da sen biliyorsun. Ben her mutfağa girdiğimde arkadaşlarım benim böreklerimi çok severler. Bu arada arkadaşlarımı öpüyorum. Bugünkü yapacağımız poğaça buradan. Kat kat poğaça. Dün selam sana söylemek attım. İstedim. Bunu hep yapmak istemişimdir. DM'den izlemişsindir evet. Kat kat poğaçayı. Evet. Ay izlemedim ben onu sen bana öylesine attın sandım. Yani beni bu kadar ciddiye alıyor. Hayır canım şey sandım hani gördüm. Eskilerde hani Melike atayım da kalsın. O manada attı sandım. İyi hadi o zaman başa geldi çekilecek yap. Ay keşke izleseydin. Keşke izleseydin. Şu kollarını bir kapayım bir, ben seni. Tamam. İlk etapta ne yapıyoruz efendim? Ilık su ve sütü yoğurma kabımızın içerisine Melike'cim alıyor. Tamam hadi gel. Tamam aldım Melike'cim. Süt. Evet ha. Şimdi biz su koyduk. Bir süt koyduk. Bir süt ve su koyduk. Şeker. Şimdi, şeker ne kadar? Onu sen koy, verdik söyleyeyim. Ekranda. Verdik ekranda. Heh. Şimdi... Bu ne? Maya yavrum. Maya. Bir maya. Annenin maya. Mutfakçı, enfes mutfağı var. Maya koyduk. Evet, evet şimdi bunları böyle bir harmanlayalım anneciğim. Biliyorsunuz her zaman iki aydır size muhteşem hamur işleri yapıyoruz efendim. İçerisine önce şekeri alıyoruz, mayayı alıyoruz ve ılık suyu veya elime sütü alıyoruz. Elime hiç yakışmıyor ya. Hiçbir şekilde şey yapmıyoruz. Fazlaca böyle... kabartmıyoruz. Biraz daha karıştıralım. Sonrasında tuzu en son aşamada vereceğiz ki mayamız ölmesin. Bir çay kaşığı, çay bardağı yağ. Evet, onu da veriyoruz. Evet. Ayçiçek yağı. Güzelce harmanlamaya devam ediyoruz. Bugün efendim 23 Nisan. Bence herkes mutfağa çocuklarıyla girebilir. Çünkü bugün verdiğimiz tarifler çocuklara çok hitap eden tarifler. Biz 4 istiyoruz. 4-3 istiyoruz. 4-4 oluyor. Hı. Akımızı. Bak sana bunu yaptırmadım. Bu işimi sana yaptırsaydım. Ben onu bu arada yapmayı biliyordum. Keşke bana yaptırsaydım. Ben böyle elime alacaktım onu. Alttan gidecekti. Neyse. Neyse. Tamam. Arkadaşlar bu da bir başka pratik bir yöntemidir. Tamam. Akımızı da koyduk. Ziyan etmiyoruz. Keremciğim saçım biraz. Şimdi Melike'ciğim gelelim. Hamur şov. Kerem'cim seni şöyle kenara alayım tatlım. Ben Melike ile birazcık haşır neşir olayım. Şöyle unumuzu yavaştan ekliyoruz. Şöyle. Hani vallahi ama buna ilgisi olmayan yapamaz. Hı. Onu da fark ediyorum şu anda. Tuzumuzu koyuyoruz. Evet şimdi hızlı hızlı yoğurmaya geçebiliriz. Biraz daha su. Güzel güzel Ömer. Ömer dedim Melike. Anladım. Evde... Andın mı beni? Ne dedin? Andım. İyi şeyler. Anam kim arıyor? Ay. Kapat Serpil. Evet güzelce yoğuruyoruz abi. Her gün çocuklar arıyor. Bugün kim arıyor acaba? Evet güzelce şöyle hamurumuzu yoğurmaya elden ayrılana dek. Anneciğim bu birazcık. Ne oldu Melike bir panik. Bu bir kere benim elime, büyük geldi. Olmazsa bu yüzden. Tabii. Bu arada ben bunu asla Serpil bunları da çarşı yapalım mı canım benim? Al aşkım. Ömerciğimle orada. Gördünüz mü efendim? Bu arada... Gördünüz mü ne diyor? Mensiz tatile girecek rüyasında görür anca. Instagram'a takip edersin. Ne oluyor Melike? Keremcim bu kolay bir iş mi sanıyorsun sen oradan ben bakılınca? Ben yaparım valla. Değil mi kolay Kerem mi dışarıdan ki? Bakan böyle diyecek ama bayağı ki... şey böyle rahatlıyor insan. Rahat. Oyun hamuru gibi. Evet evet Melike'cim ben seni oradan bir kurtarayım. Ama bu el... Dur dur şey Melike. Tamam. Tamam. Ben burada hemen bir müdahale edeyim. Hadi anne torpile olsun Melike'ye. Allah razı olsun. Şimdi evladım senin hamur yoğurmanın püf nok. Tabii. Şeye gerek yok. Bakın inci gibi değil mi anne? Evet. Kerem sen de maşallah. Kerem feci. Firme gel. Kerem feci. Şöyle güzelce ele yapışmayan bir hamuru elde edeceğiz. Bir tık yumuşak bir hamur yoğurursanız. Kollarım ağrımış kollarım. Daha başarılı kabaracaktı. Ay. Hemen iki dakikada kollarım ağrımış kollarım. Ne yapalım ilk defa sıkıyorsun bizi mutfağa? 20 senedir hamur yoğuruyorum.
Bir kere kollarım ağrıdı demedim. Ömer gözünü de alıyor. Aklın oyunda galiba, bilgisayar. Diyorsun. Yani ben de o zorluklara katlanmadan kendi içimdekini çıkarmaya arayacağım. Nermin Gül'ün kızı olmak nasıl bir duygu? Zor mu? Bana kolay mı? Yazmışlar. Nasıl anneni her yerde görüyorsun yazmışlar. İşte yani... Yine paslı. Evet, yine anneme paslı. Konuş oğlum, konuş, kurban olsun annesi. Ana kuzusu ya. Evet anne, senin bu hareketine bayılıyorum. Evet. Ben bunu evde yapınca ne oluyor Melike yukarıda? Aşağı iniyoruz hemen patır patır. Korkuyoruz. Aşağı iniyoruz. Ne oluyor? Ne var? Bir de biz annenle böyle mesela yaptığımız komik hareketleri sonradan konuşuyoruz. Bir daha üzerine 5 kere 10 kere gülüyoruz durmadan. Bunu artık Serpil de yapıyor. Evet efendim. Evet ya. Bakın kat kat poğaçanın hangisi? Hamuru inanılmaz güzel oldu. Hangisi? Bakın hem Melike'nin eli hem anasının eli değdiği için midir bilmiyorum ama çok başarılı bir hamur evet. oldu. Şimdi bunu böyle kenara alıyoruz. Şimdi babam bunu akşam yerken der. Üzerine... Melike'nin eli değindi işte, tabii o yüzden güzel olmuş. Tabii babana yaptın değil mi? Tabii. Baba kız aşkı var efendim aralarında. Öyle ha, öyle yani. Her zaman ilk aşk. Bunu ay. Görmüyoruz. Bunu burada koyduk. Ha. Serpil ablacığımla annem yapmışlar. Evet efendim, bakar mısınız? Kat kat bir poğaça yapacağız. İftarlık mı desem, savurluk mu desem. Aman yarabbim bakın bakın. Gibi. Her şeye gider değil mi annem? Kurban olsun annesi. Ay, annem çıkıyor mesela bunu yapıyor ya, bir saat sonra geliyor taşmış. Hep bununla karşılaşıyoruz. Anne diyorum bu kadar güzel yapma, taşmasın artık. Arıyor telefonda, diyorum ki söndür birazcık, söndür. Evet diyor ki biraz bas bas üzerine basıyorum ama artık işten geçmiş. Evet efendim, şimdi Melike'cim aslında bunları sen yapacaktın. Melike bak gene kaytarıyor Ömer. Her zaman. Abi ben tamam. Her zaman. Ömer'cim şunu bir kıvırır mısın? Şöyle hafiften bir havasını aldım efendim. Aha. Şöyle. Bunu da kıvır. Bakın çok fazla hani ben söndürmeden. Ömer'cim bunu arkaya koy yavrucuğum. Bir daha vurayım mı? Bir yok, daha vuracak yok annem bitti artık. Vurma vurma bitti. Aa. Tamam. Yok, sen vurma. Şiddete hayır. Evet şimdi Allah. Şöyle. Ben keseyim. Anne sen oturacaksın. Melike, burada bile bana yaptırmıyor, görüyorsun sen. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet, şimdi böyle dörde böldük. Dört katlı efsane bir hamur yapacağız. Üst üste ara katları kabarmış bir poğaça olacak. Şöyle, Melike bak böyle annem, kurban olayım hamuru şey yapma. Böyle yavrucuğum. Yok yok, bana göre alttan değil. Alttan alttan. Alttan alttan içe doğru vereceğiz. Bak şöyle, bak çok güzel, yumuşacık, pofidik bir hamurumuz var. Şöyle, yaptım ben, sen de yaptın. Evet, şöyle dört bezemizi hazırladık. Şimdi şöyle yapalım. Ben üzerine yumurta süreyim, en iyi onu yaparım. Yok, sen artık mutfağa gireceksin. Tamam, duydunuz. Anlaştık. Duydunuz zilin sesini. Ama hayır, ben mesela sulu yemek falan yapmak istiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum. Yani çünkü aç kalırsam ne yapacağım? En korktuğumuz şey aç kalırsak aç ne yapacağız? Aç kalmak çok zor bir şey. Kübra Hoca bizi duymasın. Kübra Hoca. Vallahi onun şey ama yok gerçekten. Artık zayıflamamız gerekiyor. Son 5 pazartesimiz kaldı yaza girmek için hanımlar. O yüzden artık çok önce son çıkış kiloları veriyoruz. Kilolar gidecek ince ince. Gidecek. Şimdi biz bunları yapıyoruz, sen belki yiyoruz. Ömer yiyor, Kerem yiyor. Ömer çok sever. Babam yiyor. Ömer çok sever. Hamur işini. Kerem, bezelerimizi büyütüyoruz. Şöyle Allah. Efsane. Yandın mı? Gerçekten şıkır şıkır. Evet. Burada da ben tereyağı yapıyorum anne. Tamam onu orada eritelim. Bir de Kerem fırça alsın çekmeceden. Evet. Serpil ablam verir. Aman Allah'ım bugün mutfakta fırça alabilir. Baya yardımcım var efendim. Şimdi neden tereyağı erittim? Aslında ben bunu evde denediğimde ara katlarına yağ koymamıştım efendim. Şimdi özellikle yağ koyuyorum ki hem o ara katları pişerken ayrılsın hem de böyle biraz daha çıtır çıtır bir lezzet olsun istedim. Tamamen doğaçlama. Hep diyorum ya her hanım kendi mutfağının şefidir. Mutfakta çareler tükenmez. Ne istiyorsanız, ne arzu ediyorsanız peynirli harç değil de patatesli harç, kıymalı harç, ıspanaklı harç, istediğiniz harç bu poğaçaya yakışır ve kat kat yumuşacık bir lezzet haline dönüşecek. Birazdan şekillendirmesini de yapacağız. Melike yağını eritti. Yeterli mi? Bence yeterli. Şurada hemen fırça yardımıyla sürelim. Fırça burada.
Kerem, yani sen benim şeyime mi kondun? Poğaçama? Ben mi yanlış anladım? Yok. Kavga yok. Kavga yok. Anne, buraya yapışmasın. Her an konabilirim ama belli olmaz. Evet, şöyle. Her an konabilir. Kerem bugün çok iyi yerinde. Bununla anneciğim. Anneciğim bununla. Ama sen hep böyle yapardın. Tamam, şimdi ekrandayız böyle ya. Galiba. Böyle biraz daha anne daha kekli, daha kibar. Hayır, ben asla kameralara oynamayı sevmem. Asla. Annem. Ama bunu boşnak böreğinde yapıyor genellikle. Şu şekilde. Şöyle ama böyle, dağıtarak. Böyle yavrum. Hani görmüşsün ama eksik görmüşsün. Böyle anne. Anne hayır, böyle kaşığı böyle. Çevireceksin. Ha, ben ama o hareketle. Ay çok güzel. Böyle hafif hafif. Nasıl? Evet, şöyle. Bakın efendim. Elhamdülillah kolumu iyi ki kıvırmışım. Yoksa gidecek ceketim. Tamam, ben şunu şöyle alıyorum. Şöyle. Ay, içlik Melike koymadık. Bak, aynı mutfaktaki sergilemeyi burada da yapıyorsun. Evet. Şimdi bak, fırçayı şap buraya bıraktın, olmadı evladım. Sinirlendim diyorsun. Aman yarabbim, ben nasıl bir poğaça olacak yaptım. Biliyor musunuz? Pamuk pamuk olacak efendim. Aman yarabbim. Bugün 23 Nisan. Çocukların çok sevdiği tarifler, çok sevdiği lezzetleri hazırlıyoruz. Hepsi ev usulü gibi. Ben bir şey parmak basmak istiyorum. Bas bakalım. Bas. Dünyada hiçbir çocuğun çocuk bayramı yok. Bir tek bizim ülkemizin çocuk bayramı var. Buradan da bize bunu armağan eden Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz. Allah gerçekten rahmet eylesin. Gerçekten öyle. Mekanı cennet olsun. Amin. Şeyini göstermesin. Oo. Sıkıntısını, tasasını. Amin inşallah. Derdini. Evet efendim. Kat, bakın bakın efendim. Kat o, kat. Yağ sürdük ya, işte o yağlar. Evet, yağlar arayı açıyor. Dayanamıyor işte. Hı hı. Bizim. Şöyle. Göstüyoruz. Şöyle. Pizza. Evet. Hmm. Şöyle. Nasıl dayanacağım iftara kadar? Şimdi bir alttan kaşık ver Ömer'cim bana hemen. Alttan kaşık ver Ömer. Şuradan anneciğim. şurada şöyle bir. Bana da bir tane ver Ömer istiyorum. Beni bilirsin anne, ben o çok şöyle. Şey sevmem. Yetişemeyeceğiz. Çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Bereotunu sevmiyor. Aynen. Ay bu, düşünsene. İlk defa biz geliyoruz, biz de yetiştiremiyorsun. Yani anlarlar neler, nelerle uğraşıyorum. Ekran deneyim başı. Deneyim mi anne? Deneyim mi? Melike. Biz arkadaşlar oransız. Melike nasıl yaptın? Bakın efendim, Melike'nin yapmış olduğu poğaça efsane. Hayır, gözüküyor. Bu benim çok başarılı. Eserimin yansıtma şeklim. Tabii. Yansıtma şekli böyledir Melike'nin. Çok da güzel yansıttı. Farkımız tarzımız. Şunu da koyduk mu tamamdır. Bunu da koyalım. Evet. Ama sen oku istiyorsun. Aman ya Rabbim, kat kat bakın yağ sürdüğümüz için bütün ara oksun kenarlar ya, öyle güzel oksun açıldı ki efendim. Harika gözüküyor. Şöyle üzerinin güzel kızarması için yumurtamızdan sürüyoruz. Hem çok pratik, hem de dediğim gibi hem sahurda hem iftarda çocuklarımıza hazırlayabileceğimiz mis kokulu bir poğaça tarifi. Ben okuyayım. Evet oku. Evet, güzelce. Anne verdim. Şu küçüğü de şuraya koyayım mı ya? Tamam. Ziyan olması. Hemen fırına vereceğiz. Önceden ısıtmış olduğumuz kaç derecelik serpilci? 180'e hazırladım. Tamam, harikasın. 180 dereceye göndereceğiz. Serpil bunu güzelce pişirirken, çünkü yetişmeyeceğiz. 3 tane tarifimiz vardı. Üçü de fırın olduğu için hemen Kerem'in malzemeleriyle devam edelim. İzledim. İyice pembeleştirdik efendim. Şöyle gösterelim. Bakın altı, güzel. Üstü o kadar ay, güzel ki. Almış şuradan ne güzel. Maşallah deyin. Bakın efendim, tam istediğim ve tereyağı sürmemin sebebi eziyet şu gibi bir şey ara katları vardı. Var ya. Bunlar bakın şu an tek tek ayrılıyor. Eziyet gibi bir şey diyor Kerem. Yani. Kurban olsun annesi, sana akşama verecek bunlardan. Bir spatula Melike çekmeceden. Tabii ki. Elim yanacak yoksa şöyle. Ay sakın elin yanmasın. Çok güzel tamam olmuş ama gerçekten çok başarılı. Kat kat lezzet. Spatula kat hangi kat peynirli bir poğaça. Bak. Melike'nin kat kat poğaçası oldu. Bakar mısınız oldu ya? Tel tel ayrılıyor. Hemen içindeki peynirimiz hafif yağlı bir peynirdi. Bakın nasıl açılıyor kaşar peyniri tarzında. Oh. Köy peyniriydi değil mi Serpil'cim? Evet, Yüksel Bey'den geldi. Elazığ peyniri. Elazığ peyniri bakın kaşar peyniri gibi. Nasıl güzel de oldu. Bakın tel tel ayrılıyor bak. Hepsi ayrı ayrı pişmiş. Çok da başarılı pişirmişiz. Şu an ben burada işkence çekiyorum. Akşama yiyeceğiz anne. Artık. Bir de öyle bir yapıyorlar ki efendim. Sanki ben evde hiçbir şey yapmıyorum. Kurban oldum. Her gün yiyoruz bunlardan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.